Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 11 Mayıs'ta Türkiye saatine göre akşam 21:58'de 21 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri de içinde barındırıyor. Bakalım bu yeni ayda hangi gündemlerimiz var? Yeni ay an haritasında Yay burcu yükseliyor. Yönetici gezegen Venüs. Venüs İkizler burcunda, Kuzey Düğüm yönünde ve Merkür de İkizler burcunda çok güçlü. Yeni ayda Güneş ve Ay haritanın 5. evinde yerleşiyor. Balık burcundaki Neptün'den ve Oğlak burcundaki Plüton'dan da destekleyici bir açı alıyor. Merkür ile Satürn Kova burcu arasındaki Kova burcundaki Satürn arasında güzel bir üçgen açı oluşmuş durumda. Evet, bunlar ne demek? Hayatımıza nasıl enerjiler getirecek? Yeni ay aslında olumlu açılar barındırıyor. Bu nedenle iyi bir yeni ay olduğunu, bereketli ve verimli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Boğa burcu zaten bereketle alakalıdır. Hayatımızda kendimizi maddi manevi güvende hissetme arzularımız ve bunlarla ilgili oluşturmak istediğimiz en temel ihtiyaçlarımız, sahip olduğumuz değerler, istikrar ve güven arayışlarımızla ilgilidir. Yeme, içme, barınma, beslenme gibi konular, maddi kaynaklarımız, paramız, doğal kaynaklarımız, toprak ve topraktan elde ettiğimiz verim, bunları Boğa burcu yönetir. İlişkilerimize de daha bir güven isteriz, huzur isteriz, istikrar isteriz. Hayatın daha rahat, daha keyifli, daha konforlu alanlarını da yönetir. Ve artık havalar ısınıyor, bahar kendini hissettiriyor, yaz geliyor. Biraz daha hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Doğada daha fazla zaman geçirmek istiyoruz, keyif istiyoruz. Huzur istiyoruz hayatımızda. Bu huzur ve istikrarı sağlama koşullarımız nasıl? Evet, yeni ay haritasına baktığımızda özellikle yönetici gezegen Venüs'ün ve Merkür'ün ikizlerde olması, iletişim, günlük hayat, bilgi trafiği ve ticari aktiviteler, eğitim, seyahat konularını çok aktif hale getiriyor. Değer üretmek için, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için para kazanmamız lazım. Bunun için hayata katılmamız lazım. İşte ticaretle uğraşacağız, işimizi yapacağız, hareket edeceğiz, insan ilişkileri, sosyalleşeceğiz. Ve tüm bunları buralarda beklentilerimiz var. Bu yeni ay bu beklentilerimizi bir süredir belki ertelediğimiz bu faaliyetleri biraz daha aktif bir şekilde hayata sokabilmemiz için bize destek verebilir. Yardımlar alabiliriz. Maddi manevi yardımlar alabiliriz. Yeteneklerimiz var. Bazı yaratıcılıklarımız var. O yeteneklerimizi, yaratıcı alanlarımızı değer üretmek için, para kazanmak için kullanabiliriz, bir işe dönüştürebiliriz. Yeni bir ticari oluşum içerisinde olabiliriz veya kendimizi geliştirecek, iş haline getirecek bazı mesleki eğitimler alabiliriz. Bunlar eğitim hayatında da tabii çok aktif olabilecek bir yeni ay döngüsüne, özellikle 5. ev hareketlendiği için ülkedeki gençleri, çocukları etkiliyor. Direkt Merkür'ün ve Venüs'ün ikizlerde olması eğitimle ilgili alanlarda da bu yeni ayın bazı yeni adımlar atılabileceğini, yeni düzenlemeler olabileceğinin işaretçisi aslında. Seyahatler, günlük hayatımızdaki kısa uzun seyahatler, geziler aktifleşebilir. Turizm daha olumlu bir şekilde desteklenebilir. Bu yeni ayın getirileriyle beraber. Evet, 21 derece Boğa burcunda olacak. En fazla kim etkileniyor, kimler etkileniyor? Özellikle sabit burçlarımız etkilenecek. Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarımız en fazla etki alan burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz bu burçlardaysa ve özellikle 21 derece ve yakınlarında bulunuyorsa, kişisel gezegenleriniz de sabit burçların 21 derece ve yakınlarında bulunuyorsa bu yeni aydan siz daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yeni ayı takip eden 2 hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyüdükçe yeni ay etkileri de hayatımıza dahil olmaya başlayacak. Yeni ayı takip eden ay sonuna doğru bir tutulmamız var ve Yay burcunda meydana gelecek bu ay tutulması. Yani bu yeni ayı takip eden bir ay tutulması etkileri daha güçlü, daha uzun vadeli hale getirebilir. Bu yeni ayda atacağımız adımlar, vereceğimiz kararlar daha uzun süreli de hayatımızda önemli dönüşümler meydana getirebilir. Para, ekonomi, finans, sahip olduğumuz değerler, toprak ve toprağa da bağlı üretimlerimiz
kaynaklarımız, güvenlik alanlarımız, uzun süreli istikrar arayışlarımız, ilişkilerimizde de özellikle güven beklediğimiz alanlar, para kazanma olanaklarımız, iş ve ticari girişimlerimiz, bizi yeteneklerimizi geliştirecek eğitimler, yine iş alanındaki bazı girişimler, bu yeni ayın genel konuları arasında ve bence bize önemli katkılar sağlayabilecek, güzel başlangıçlar da yapabileceğimiz yılın verimli, bereketli yeni aylarından birisi olacak. Hepimiz tabii aynı ölçüde etkilenmiyoruz. Özellikle haritalarımızdaki boğa burcunun bulunduğu ev alanları hareketlenirken, kişisel gezegenlerimizin açısal temasları bu etkileri arttıracaktır veya azaltacaktır. Burçlarına ve özellikle yükselen burçlara göre etki alanlarınızdan kısaca da bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, boğa yeni ayı para alanınızda doğacak. Önümüzdeki birkaç hafta nasıl para kazanırım, değerlerimi nasıl daha arttırırım, kaynaklarımı nasıl korurum, nasıl bir iş oluşumu içerisinde olabilirim? Bunları daha fazla düşüneceğiz ve tabii yeni başlangıçlar için, yeni parasal kazançlar için, sahip olduğumuz değerleri kullanmak ve bereketini arttırmak için ve ihtiyaç duyduğumuz özellikle maddi kaynakları temin etmek için bu yeni ay bize yeni açılımlar getirebilir, yeni fırsatlar sunabilir ve kendimiz en azından maddi anlamda daha istikrarlı, daha güvende hissedebileceğimiz koşullar oluşabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin için çok önemli bir yeni ay bu. Özellikle doğum günü 7-15 Mayıs arası olan boğa burçlarımız, yükselen burcu 21 derece ve yakınlarında olan yükselen boğalarımız, daha güçlü, daha yıla yayılan önemli bir yeni ay döngüsü. Yeni başlangıçları her alanda yapabilirsiniz hayatınızda. Tabii Venüs'ün ikizlerde olması biraz daha çok parasal konulara yine işaret ediyor. İş girişimleri olabilir bunlar, kazanç imkanları olabilir. Size iş sağlayacak bazı eğitimler olabilir veya beceriler olabilir. Ticari konularda aktif bir dönem, uğraştığınız işiniz varsa burada da bir hareketlilik olabilir. İşler biraz daha yoğunlaşabilir. Örneğin daha fazla parasal kazançlar elde edebilirsiniz ya da kazançlarınızı arttıracak bazı kararlar alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, işbirlikleri de olabilir tabii ki bu hayatınız içerisinde. İlişki dinamiklerinizde de bu anlamda kendinizi güvende hissetmek istediğiniz koşullar varsa bunları da temin edeceğiniz önemli kararlar bu dönemde verebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, boğa yeni ayı 12. evinizde doğuyor ama gezegenler özellikle burcunuzda, Merkür'ün ve Venüs'ün burcunuzda olması sizin için de güçlü etkiler veriyor. Önemli farkındalıklar kazanabileceğiniz bir dönem. Hayatınızda iyileştirmeler olabilir. Yaşam koşullarınız, genel sağlığınız, günlük hayatınız düzeni ve çalışma düzeninizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda başlangıçlar olabilir. Örneğin iş konularında yine önemli kararlar verebilir ya da fiziksel görünümünüzle de ilgili bazı böyle Venüs'ün etkisiyle güzelleştirme, kişisel bakım, imaj değişimi, estetik uygulamalar, hani bunları da hayata sokabileceğiniz bir döngüdesiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa yeni ayı maddi manevi her alanda size daha fazla istikrar getirebilecek süreçleri işaret ediyor. Hem ilişki dinamiklerinizde güven duyduğunuz adımlar atabilirsiniz. Hem de bazı yeni projelere başlayabilirsiniz, yeni teklifler alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı da daha iyi değerlendirme veya maddi kaynaklarınızı geliştirme imkanlarını da bu dönemde oluşturabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, kariyer alanınızda bir yeni ay, tabii ki yeni işler, yeni başlangıçlar, yer değişimleri, belki görev değişimleri oluşturabilir. Statünüzde de bazı gelişmeler olabilir. Bunlar evlilik, ayrılık, ilişkiler, ortaklıklar, hani ilişki dinamiklerinizle bağlantılı da olabilir. Birçok aslan için iş ve kariyerde bazı yenilikler, yer değişimleri bu yeni ayla beraber güçlü bir şekilde hayata geçebilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, boğa yeni ay hayata bakışınızda biraz daha güven arıyorsunuz, huzur arıyorsunuz, istikrar arıyorsunuz, bunları işaret ediyor. Özellikle yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa, uluslararası alanda yabancı ülkelerle ilgili bir seyahat organizasyonu olabilir örneğin. Evet, şimdi bunu belki daha iyi ele alabilir
gerçekleştirebilirsiniz. Uluslararası bir iş planı olabilir, ticari bir konu veya bir eğitimle ilgili bir konu, akademik bir konu. Şimdi bunları daha rahat ele alıp güvenli adımlar atabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, Boğa yeni ay sizin için de parasal konulara işaret ediyor. Güven arıyorsunuz, istikrar arıyorsunuz, parasal bir ihtiyacınız varsa evet bunlar oluşabilir veya işlerinizden, çalışmalarınızdan daha istikrarlı kazançlar elde edebileceğiniz, daha güvenli adımlar atabileceğiniz bir süreç Boğa yeni ay ile beraber başlıyor. Bir borcu da ödeyebilirsiniz, bir kredi beklentinizi de karşılayabilirsiniz veya ortaklı işleriniz ya da eşinizin parasal kaynaklarında da daha istikrarlı gelişmeler bu dönemde söz konusu olabilir. Bazı kaynaklarınızı mesela değerlendirebilirsiniz. Bir emlak, bir toprağın satılması ya da bir kiralanma, bir gayrimenkul kiralanması ve buradan elde edeceğiniz gelirler. Şimdi beklediğiniz gelişmeler varsa bunları daha istikrarlı bir şekilde hayata sokabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Boğa yeni ayı ilişki evinizde olduğu için ilişki dinamikleriniz öne çıkıyor. Evlilik kararı alabilirsiniz. Bir teklif alabilirsiniz. Belki bir ortaklık ve işbirliği girişimi söz konusu olabilir. Eşiniz varsa partnerinizle, eşinizle bazı kararlar verebilirsiniz. Güzel bir tatil de organize edebilirsiniz. Belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bununla ilgili adımlar olabilir ama her alanda kendinizi özellikle ilişki dinamiklerinizde güvende hissedebileceğiniz, birlikte hareket edebileceğiniz koşullar şimdi biraz daha güçleniyor bu yeni ayla beraber. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Boğa yeni ayıyla beraber iş ve günlük hayatınızda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek için bazı tedaviler olabilir veya çalışma alanlarınızı daha istikrar, daha konforlu hale getireceksiniz. Buralarda düzenlemeler söz konusu. Bazı yaylar evcil hayvan sahibi de olabilir bu yeni ayla beraber. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, aşk hayatınızı olumlu destekleyen bir yeni ay, aşık olabilirsiniz. Süregelen ilişkileriniz daha romantik olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili bazı gelişmeler var. Çocuklarınızın gelişimi, eğitimiyle ilgili düzenlemeler, belki bazı başarılar. Hani ailecek böyle kutlama yapacağınız, keyif alacağınız, sevineceğiniz gelişmeler olabilir. Parasal konularda da önemli şanslar gündemde olabilir ama Boğa istikrar ister. O yüzden çok şansa güvenmeden daha uzun vadeli, daha yapıcı adımlar atmak gerekiyor para konularında da. Daha belki güvenli piyasalar söz konusu olabilir bu dönemde. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sizin için de çok güçlü bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Evinizde, ailenizde bir etki var. Tabii ki evde belki bir yenilenme söz konusu, bir tadilat olabilir bu. Evinizde belki bir işe başlayacaksınız. Onunla ilgili düzenlemeler var. Evinizde konforunuzu, rahatınızı arttırmaya yönelik etkiler var. Ev almak, satmak, taşınmak, yer değiştirmek, gayrimenkulle ilgili konular, toprakla ilgili konular gündeminizde olabilir ve ebeveynlerle ilgili konular da var. Anneniz, babanız, ebeveynleriniz, Boğa yeni ayı onlarla daha fazla bir arada olabileceğiniz bir dönemi işaret ediyor aslında veya onlarla ilgili konuların, onların hayatlarındaki bazı düzenlemelerin de gündeminizde olabileceği bir süreci işaret ediyor. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sizin için keyifli bir yeni ay bu. Bu yeni ay 3. evinizde burcunuzdaki Neptün'de güzel bir etkisi var. Yaratıcılığınızı arttırıyor. Sizi çok daha verimli bir hale getiriyor bu dönemde. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi ya da hayallerinizi hayata geçirme imkanlarını, fırsatlarını bulabilirsiniz. Bir eğitime de başlayabilirsiniz. Güzel bir seyahat, bir yolculuk, bir tatil de organize edebilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizle ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Beklediğiniz o duygusal paylaşımları, özellikle yakınlarınızdan beklediğiniz destekleri, yardımları bu yeni ayda daha rahat bulabilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.